Sevgili dostlar, herkese selamlar. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün ikinci bölüme bir AFK farm slotuyla başlamak istedim. Biraz geniye de farm atacağım. Şöyle otolutumu falan bir ayarlayayım. Kilan farm atacağız. Nerede benim geniyem? Buradaymış. Kilan farm atacağız. Şu şekilde bir başlatayım. Her şeyim okey gibi sanırım. DC flash alalım biraz. Şöyle o kendi kendine basar. Karakterimiz 40 level. Ne item var peki karakterimizde? Şu şekilde yanda yan karakterimde kullandığım bazı itemler var. Şöyle bir 7-8 karışık bir set. Old Elf Ring 8. 8 Engine Bow, Old House, Elf Belt 2. Bu şekilde bir karakter yaptık. Ortalama itemli. Burada bir süre çöp farmı yapacağım. Biraz üzerimdeki geniyeleri nakite çevirmek istiyorum. Hem de bu karakterin hem yavaştan level ilerlesin. Hem de şu düşük level'daki farm slotlarını bir çekelim istiyorum. Şöyle kestiğimiz mob sayısını göstereyim. Şurada. Kilan farmı güzel bir farm aslında. Saatte 2.5-3 ham arasında bir nakit bırakıyor bize. Bakalım şimdi bir arkadaşımız KS'ye gelecek. Büyük ihtimalle birazcık da onunla uğraşırız. Ardından biz farma tam gaz devam ederiz. Tekrardan dropları boşaltmak üzere sizlerle birlikte olurum. Tamamdır. Arkadaşımızı gönderdik. Hem önce KS'ye atıyorsun. Sonra da ikimize yeter burası falan diyorlar. Parti atıyorlar falan. Kutuları alamayınca 40 level çağırdan. İlginç ilginç insanlar gerçekten. Şimdi gördüğünüz gibi geleli de çok fazla bir şey olmadı. Geneyim sanırım 20 dakikası falan vardı. Gayet rahat rahat solutu bu şekilde dönüyoruz. Bir süre burada böyle farmlayacağım. Hem de benim bir yandan halletmem gereken bir takım işler var. Bunları da halledeceğim. Gündüzleri genelde bu şekilde yapmayı planlıyorum seriyi. Gündüzleri böyle farm slotlarında oturayım takılayım. Hem ekstradan farm videosu çekmek için uğraşmam gerekmeyecek sizlere bu tarz slotları göstermek için. Bu arada topluluktan paylaştığım yardım konusuna da çok güzel fikirler vermişsiniz. Onların da hepsini değerlendirdim. Çalışmalara başlayacağım. Hepsini okuyorum. Biliyorsunuzdur zaten az çok. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ederim. Şimdi biz devam edelim. Tekrardan görüşmek üzere. Ha, bu arada giriş kısmını yapmadım. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler.
yaklaşık olarak 11 gram gibi bir nakit kastık ve üzerimizde bir sürü MS oldu. Kestiğimiz mob sayısını da şuradan gösterebileceğimi düşünüyorum. 6500 adet olmuş. Karakterimiz de 44 level'a dayandı. Farm atarken, çöp boşaltırken aklıma bir şey geldi. Dedim ki bu kastığımız paraları hiç bu karakterin üstünden almayalım. Bölüm bölüm bakalım. Her bölümde ne kadar getirisi olacak bu yan karakterin, bu şekilde alelade farmların. Ay sonunda belki bizim masraflarımızı karşılamaya yetecek kadar, hatta kâra getirmeye yetecek kadar bir parayı sırf geniye farmlarından böyle boş bulduğumuz slotlara gidip farmlayarak kazanabiliriz diye düşünüyorum. Böyle bir fikrim var. İnanıyorum ki çok güzel olacaktır. Şimdilik 11M'deyiz. 3 saat falan oldu slota geleli bu arada. 3-3,5 saat falan bir süredir farm atıyorum. Bank VIP'imde de şöyle çöpler birikmekte. Bakalım, bir süre daha takılırız burada. Ben de işlerimi halletmeye devam ederim. Ardından tekrardan MS'lerle birlikte görüşürüz. Şöyle yapmaya karar verdim. Kaydı kapattıktan sonra şu MS'lere bir gireceğim arkadaşlar. Sebebi, çünkü bu MS'lere girmeden hiçbir şey yapılamıyor. Weight'imiz sürekli, üstümüz sürekli olarak doluyor ve ben de bu karaktere hiçbir şekilde pus masrafı yapmak istemiyorum. Ekstra ekstra. Şimdi şu seride şu MS'lere bir tek atalım. Çıkan drop olursa gösteririm. Olmazsa da can sağlığı der, yolumuza devam ederiz. Abi çıktık bütün MS'lerden, bir de char üstüne level atladı. 11 tane kestik, şöyle hiçbir şey gelmedi. Sağ olsun MS'ler bu level'larda tam bir zaman kaybı olmaya devam ediyor. Şimdi geçelim biz tekrardan slotcuğumuza. Bakalım daha ne kadar kasabileceğiz orada. Şimdi büyük ihtimalle gittiğim zaman birisi de geçip oturmuştur slota direkt. Neyse, KS ile gönderiyoruz zaten, herkese sıkıntı yok. Şimdi şu üstümdekileri de bir boşaltayım. Vallahi bugün akşama kadar herhalde bir 40M falan göreceğiz bu slotta gibi. İlginç bir slot. Kilan saatte 3M falan bir para atıyor. Saatlik 3M için oturup şey yapmaya değmez ama böyle boş olduğunuz zaman nakit para tabimiz tadında. Yani güzel. Ben keyif alıyorum şu anda. Şöyle bir 15 tane pot alalım. Şuraya atak kısmına skillimi tekrardan koyayım. Tamamdır. Slot da hala boştaymış. Biz şöyle kaldığımız yerden sevgili dostlar farm'a devam edelim. Artık tekrardan görüşürüz. Dostlarım, şu şekilde bir Keylan farmını bitireceğim. Şimdi şöyle bir ton attım. Polka geçelim. Şu üstümüzdekileri de bir satalım. Zaten bir kere RPR'den gelmiştim. Şöyle bir kestiğimiz mob sayısını bir göstermek istiyorum. Achievement'dan 8500 adet moba kadar çıkmışız. Nereden baksanız 5000 mi 6000 mi ne adet bir mob kesmişiz. Bu çok güzel. Ben de o arada işlerimi hallettim. Çok güzel oldu. Şimdi arada sırada bazen videolara girip bazen böyle AFK farm slotlarında, geniye farm slotlarında okçuyla farmlayacağım. Hem bunlar için ekstra zaman harcayıp video çekmeme gerek kalmamış oluyor. Hem de yan tarafta bir karakter yaparak bu şekilde sizde çok ucuz itemler ile birlikte yandan ekstra gelir sağlayabilirsiniz işleriniz olduğu zaman. Bunları göstermek açısından da sizlere şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu custom paraları her zaman bu çarın üstünde bırakacağım. Sadece itemlere aktaracağım. Şu itemlerimizi bir aktaralım bu karakterimize. Geriye kalan itemlerimiz bu karakterimizde kalabilir. Şöyle petimizi falan da çıkartalım. Belki lazım olur. Bankamızı koyalım. Ay sonunda bakacağız bu karakterin üzerinde ne kadar keş birikecek. Hep birlikte görmüş oluruz. Şöyle bu tarafa bıraksak sanki burada zaten pet varmış. Güzel. Geriye kalan itemlerimizin yanına da bunları bırakabiliriz. Şöyle puslarımızı da çıkartalım. Yan karakterimize geçelim. Artık VCS farmına geçelim. Dostlar şöyle bir geldik günlük NP'mizi kırmaya. Bakalım şöyle bir light elemental be. Güne bir 30M'le başlayalım be. Hadi bir ver bir be. Ver oğlum. Allah'ım yeni krisis geldi. Şu potlar bitmeden de şu potlardan depolayalım. Hiç ibex manam yok. Çok fazla VS atıyoruz. Bu arada light elementallerin seni ne kadar düşmüş bayağı 30M'lere kadar. Neyse sıkıntı yok. Ben şu yançarları falan bir sokayım. Sonra farm'a geçelim. Dostlar bir adet de bu saldık. Şöyle görüyorsunuz yan priest'in üstüne gitti. Devam edelim. Daha yeni geldik. Şöyle de saati göstereyim. İkinci bu saldık. Bugün droplar bir hayli açık gibi. Gerçekten şaşırtıcı. Şöyle üstümüzde. Şu anda slota geleli CZ açıladı. Yaklaşık yarım saat oldu. 2 buz, 2 rage kastık. Gerçekten çok güzel. Şimdilik devam edelim biz. Tekrardan görüşürüz. Bir adet de rage aldık. Süremizi şuradan göstereyim. 2 dakika oldu. Ya bugün droplar maşallah ne güzel. Çıldırtıyor adamı.
Bizimkiler de orada PK atıyor. Ben de burada aç gibi farm atıyorum. Hiç etik bir hareket değil ama olsun, yapacak bir şey yok. Videoyu içeri çıkartıyoruz. Birazdan farmı bitirince biz de PK'ya dahil oluruz. Devam edelim biz. Evet, bir boost daha aldık. Biraz arkadaşlarıma yardıma gittim. Ondan dolayı bir süredir drop alamıyoruz. Onlar da farm slotlarında farm attıkları için PK'da birbirimize yardım ediyoruz. Toplu farmları neden saldık? Şimdi aklınızda o vardır. Şundan dolayı artık böyle SC masrafları falan çok fazla olduğu için Kugar Mugar HF farmları falan çok fazla kurtarmıyordu aslında, görüyordunuz. Biz dönüyorduk dönüyorduk bütün slotu. Bazen yeri giriyordu, çift TF yapıyorduk. Kişi başı saatlik onan para alıyorsun. Bu çok sıkıntı oluyordu. Pus arttığı için KC giderleri falan artıyor. Bundan dolayı böyle takılıyoruz şimdilik. Onlar A3 maaç kapatıyorlar zaten. İki asas bir priest. Bakalım. Biz de burada bu şekilde devam ediyoruz. Tekrardan drop aldıkça görüşürüz. Thank you.
Dostlarım, şöyle değerli bir drop daha aldık. Rock Chitin Bot. Abi bugün of ne ya, böyle deliler gibi drop atıyor. Bir de 3 tane bow aldım şimdi, 15 dakikada bir RPR'ye gidiyorum. Bundan dolayı çok güzel oluyor. Ne bu of böyle ya? Böyle çıldırttı beni bugün. Vallahi droplar çok iyi. Bakalım şimdi. Bir devam edelim. Tekrardan görüşmek üzere. Abi bugün ne oluyor ya? Bak bak. 3 dakika geçti. Bir tane daha bu saldık. Bugün inanılmaz droplar gerçekten. Bugün köşe gibiyiz, devam edelim. Dostlar, bir veç daha aldım. Priest'e gitti. Şöyle Priest'teki dropları isterseniz bir karakterin üstüne alalım. Hep o karaktere atıyor ilginç bir şekilde dropları. Bayağı bir uzun süredir de Priest'in üstündeki şeyleri falan da hiç, paraları falan da almamışız. Yarın bir şey, bugün farm sonunda bir paraları alayım, onun üstünde bayağı birikmiş. Şöyle 5 buz, 5 rage, 6 tane buzumuz olmuş. Çok güzel abi. Vallahi nereden baksan harika. Tabi slot şimdi ilk attığı sıradaki kadar böyle yağmur gibi drop atmıyor ama yine de hala kurtarıyor. Gayet güzel droplar. Biz devam edelim. Bir süre daha buralarda takılırız artık. Evet, şöyle bir buzumuz daha aldık. Dostlar, şöyle silahlarımın RPR'si geldi. Şöyle bir karakterime tohum atayım. Bu önceki av farmından kalan paraları da bir üstüne alayım karakterin. Bir kısmını aldım şu şekilde. Şöyle şunları verelim. Şöyle bir miktar taşımız varmış, onları da verelim. Lazım olur. Bu karakterin DC premium bitmeden önce bayağı bir bankasına DC pot stoklamıştım. Bundan dolayı Potion of Soul'leri pazarda satabiliriz. Hemen şöyle bir hesap kitap bakalım ne kadar kasmışız. Şöyle bir droplarımızı bankamıza atalım. O hafta bayağı güzel kasmışız bu arada. Cümleyici koyalım, bunu koyalım. Bunlar hammer'mış. 18 hammer kasmışız. Tanesi 450k'dan falan gidiyor şu anda. Yani 400k desek 7m falan buradan. Minimum 18m falan bundan. 17m buradan geliyor. 7m buradan 24. 7m de buradan 31m. Mesela işte çitinlerle birlikte bir 35'i falan yine AOF'ta görmüşüz gibi üstümüze gelen coinlerle falan. Güzel. Şimdi biraz mola vereceğim ben farm'a. Şöyle bir şeyler atıştırayım. Ardından bakarız. Belki JR saatinde tekrardan kayda gireriz. JR'ye bir saat var. Ya da böyle CZ'de böyle bir Evil Wizard falan bir yapmak istiyorum. XP temler çok pahalı bu aralar. Evil Wizard'da falan belki bir şeyler yaparız. Devam edelim biz. Dostlar, şimdi JR'ye giriyoruz. Destan 2'de girdik. Çok fazla uğraşmadım 1'e geçmeye. Birkaç tane falan öyle MS falan kastık vardı ağaçlarda. Şöyle bir partiye bakalım. Güzel. PK'da güçlüyüz. Mobları da keserken güçlüyüz. 3 mage. Abi çok güzel parti gelmiş. Devam. We'll be right back.
Dostlarım, JR'yi kazandık. Şöyle şimdi tekrardan game'imizi alacağız. Bu aralar hiç JR kaybetmiyorum ya. Çok iyi oluyor. Normalde JR'lerden sonra bölümü kapatmayı düşünüyorum sürekli olarak da bu bölüm sanki çok fazla bir şey yapmadık gibi geldi. Sadece AWP'a vurduk. Şöyle birkaç alternatif farm yeri daha bakacağım. Böyle farklı farklı şeyler yapmak istiyorum. Şöyle iki adet de şeyimizi buraya koyalım. Bakalım. Ben şöyle güzel bir alternatif farm yeri bulayım. Sonra tekrardan birlikte oluruz. Dostlar şöyle bir 5 dakikadır falan bora dönüyorum. Böyle birazcık bora yapacağım. Birkaç dakika. Bir yarım saat, bir saat falan. Droplar bakalım güzel olursa. 3 mapa kadar kesebiliyorum boruyu. Zaten bora drops. Zaten bir okçuyla eğer böyle bir 4K civarında bir AP'niz yoksa 4 mob falan kesmeniz bayağı güç. 3 mob'a kadar rahatlıkla kesebiliyorum mevcut AP'miz ile. Şöyle bir mitril falan alırsak güzel olur. Şimdi diyeceksiniz ki abi ne alaka, niye burada kasıyorsun falan. Bu serverda mitriller para ediyor mu? Mitriller ortalama 20M, dragonlar da ortalama 5M civarında falan bir paraya satılıyor rahatlıkla. Aynı zamanda boronun şöyle bir şeyi var. 3 mobu bu şekilde keserseniz saatlik ortalama 6-7M arasında bir çöp alıyorsunuz. Bizim şu anda buffer'ımız yok. Biraz daha slotu yavaş kesiyoruz. Sebebi çok fazla her atmaya duruyor karakter. Bundan dolayı mobları seri dolduramıyor. Bakalım. Şöyle bir olabildiğince elimizden geldiğince bir kesmeye çalışalım. Tekrardan görüşürüz. Dostlarım, şöyle bütün silahlarım gördüğünüz gibi patladı. Drop alamadık ama sizlere bir şey göstereceğim. Şimdi sadece çöpleri şu şekilde göstereyim. Coin'ler falan da çok güzel geliyor. Her kestiğiniz 5 mobun 4'ünden 3'ünden pot atıyor. Bora bundan dolayı çok iyi bir farm oluyor. Bakın 15 dakikada aldığımız çöpler. 15 dakikada 2M'lik çöp aldık toplam. Şu şekilde. Gayet güzel. Bakalım. Biz devam edelim farma. Artık drop aldıkça tekrardan görüşürüz. Boro kumarını tutturamadık. Şöyle bir yarım saat döndük boroyu. Yarım saatten daha fazla dönmek gibi niyetim yoktu. Çünkü saat biraz geç oldu. Çok yoruldum ben de. 12 geçti. Bugün biraz fazla kaldık. Ben şöyle bir çöplerimizi satalım. Bir yan çardaki çöplerimi alayım. VIP'deki falan. Şöyle bir üstümüze gelen coinlerle birlikte yan çara da paramızı aktaralım. Günlük farmı noktalayalım. Şu şekilde paramızı da aktardık. Karları pazara koyarız birazdan. Bugün ne kastımıza bir bakalım. 7 tane boost'tan 17M geliyor. Artı 7M rage'lerden, 7M MH'lerden, 5M gem, şu 5M yan droplar, çitin, mitin, yaklaşık olarak 30M falan Light Elemental Store artı 14M'den akit. 85M falan bugün yine doğrultmuşuz. Şöyle bir bankamıza gidelim. Ne taraftaydı buranın bankası? Bu taraftaydı. Bankamız burada. Şöyle bir şu çer çöplerimizi şuraya koyalım. Bu Engin Bowl'la karıştırmayalım da aman diyeyim. Uyku sersemliği bize gelir. Droplarımızı da tekrardan buraya alacağız. Şu şekilde alalım. Şöyle droplarımızı koyalım. Hatta şunları da alayım buradan. Şu çitleri bir ara bir basalım. Onlarla ilgili zaten bir video yaparız. Şöyle kastığımız dropları bir upgrade etmek için. Şunları da şu şekilde koyarsak benim ara sıra attığım farmlarla birlikte bankamız bu şekilde olmuş durumda. Şöyle bir 14M nakitimizi de koyalım. Bu videoluk da bu kadar farm olsun. Seri videolardan keyif alıyor musunuz? Almıyor musunuz? Tam olarak bilmiyorum. Şu anda zaten ilk iki bölümü çektikten sonra videoları yeni yeni yüklemeye başlıyordum. Artık bu bölümlerden sonraki tepkilerinize, reaksiyonlarınıza göre hareket edeceğim. Ben de yavaştan seri videoları çekmeye alışmaya çalışıyorum. Normal AFK farmlardan çok farklı dinamikleri var. Bundan dolayı biraz benim için de zorlu bir süreç oluyor. Ama şöyle bir bankaya baktığım için bence gayet verimli oluyor benim için. En azından yüksek miktarda farm atabiliyoruz. Bunlar güzel droplar gerçekten. Ve karakterimizi rahatlıkla geliştirebileceğimiz droplar. Çok fazla PK'lık bir durum olmuyor. Arada sırada işte PK videolarını falan atıyoruz ama önemli olan şu karakter iki tane dual DDG alana kadar yani 30 GB farmlamak. Ki her videoda da ortalama biz 80 GB arasında bir farm atıyoruz. Oldukça güzel droplarımız var bankada. Şunları da koyalım. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. En iyisi bu tarz seriler çekmek gibi oluyor. Birçok kişi premiumsuz veyahut da sıfırdan serisi falan istemişti. Yani bende çok fazla item var, çok fazla bütçe var. Hani o itemlerle, o bütçelerle AFK sıfırdan falan böyle bir seri yapmayı pek
gönlüm razı gelmiyor. Bundan dolayı bu tarz bir seri fikri yapmak, bu tarz bir herkes gibi bir daily seri yapma fikri oluştu kafamda. Tekrardan söylüyorum, umarım keyif alıyorsunuzdur. Hoşunuza gitmeyen şeyleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoya da bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum. Sevgili dostlar, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, muhabbetle kalın.